üstünde şampiyon olduktan sonra Dark Passage gibi bir rakibine karşı ilk kez o lige gelip ilk geldiği ligde de şampiyon olması Wildfire'ın gerçekten çok büyük bir başarıydı. Bu başarılarını şu aşamada yineleyemediler. Evet. Ama bu bir süreç, bir uyum süreci. Elvind de Letilian da çok çok yetenekli oyuncular ama Letilian uzun zamandır bu takımla oynamıyor. Elvind ilk defa bu oyuncularla oynayacak, bir araya gelecek. O yüzden birazcık o uyum sürecinde ufak tefek değişikliklerle beraber Wildfire çok daha iyi bir hal alacaktır diye düşünüyorum. Aynı şekilde kesinlikle iyi dileklerim AVE için de geçerli. Çünkü AVE'de bana kalırsa kadrolarını değiştirdikten sonra özellikle Lonsept'in performansı çok çok iyi. Pakumi çok yetenekli bir oyuncu. Çok zeki bir oyuncu. Yani bu sol taraftaki oyuncuları, AVE'deki oyuncuları neredeyse ilk kez görmeme rağmen gerçekten çok çok bazı oyuncuları çok çok yetenekli. Propity bizleri şaşırtmaya renkli maçlar sunmaya devam ediyor. Propity de çok gerçekten ilk Blitzcrank performansıyla görsen bir hali komikti. Roketeller böyle dağları taşları falan gidiyor bazen böyle. Bakalım. Ama onu ben de yani çok fazla yapıyorum. Yani açık ve dürüst konuşmak gerekirse tam bir Blitz faciasıyım bu konuda. Yani istediğin kadar minyon çekebilirim sana ama bir tane bile şampiyon çekemeyebilirim yani. Yani minyon çekmen de önemli. Tabii hani sonuçta farma destek olmak amaçlı. Tabii abi hani sonuçta orada duran minyonu çek al orada kes yani daha kısa daha pratik. Ayağına getiriyorum. Ama şey şampiyonu getiremem yani. Ama şey yapabilirsin bak. Baye ile yarışabilirsin bizim Erdinç'te. Kesin. Erdinç'te çok aynen büyük rekabete girerim o konuda. Yani Erdinç'te bir ara bir özel maç olabilir. Aranızda hangimiz daha çok minyon çekecek aynen diye. Minyon değil bakalım. Hangimiz daha başarılı kollar atacağız. Roket kollar. Evet. Şimdi yavaş yavaş maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. AVE Wildfire arasındaki mücadelede günün ikinci karşılaşmasındayız. Tekrar yinelemek gerekirse AVE Wildfire ise bu maçı kazanması gerekiyor. Kazandığı takdirde BPI ile puanlarını eşitleyecek. Eğer BPI de bugün Dark Passage'a yenilirse hemen şöyle bir tekrar göz attığımda BPI'nin de başka maçı yok. Wildfire'ın da başka maçı yok. Wildfire için kader maçı diyebiliriz bu. Ne için kader maçı? BPI ile aynı puana kalırlarsa bir tiebreak serisi izleyebiliriz. Wildfire 7 galibiyete ulaştığında AVE'nin şu dakikadan sonra yapabileceği çok bir şey yok. Çünkü AVE eğer bu maçı kaybederse kazansa dahi playoff mücadelesine kalacak. Yani ligden düşecek. Şampiyonluk ligine veda edecek. Tabi buradan sonra artık geçmişteki ligler gibi olmayacak bir sonraki mevsimimiz. Artık buradan TBF'ye doğru gidiyoruz. Gerçekten çok çok uzun bir yol. Yani ilk TBF'yi hatırlıyorsun. Evet. Yani Leti'nin yine o sahnedeydi. Çok güzel bir final mücadelesi izlemiştik orada da ve Dark Passage'in şampiyonluğuyla sonlanmıştı. Turkuayt takımı ikinci olmuştu. Ve o zamandan beri baktığımızda şimdi öyle bir kompozisyon oldu ki yani öyle bir lig durumunda ki şu an yine Dark Passage lider, Turkuayt hemen altında. Evet. Ama oyuncuları değişik, çok farklı kadrolarla, çok farklı stratejilerle gelecekler. Tabii TBF'de asıl önemli olan finale çıkabilmek. Burada ilk iki sırayı paylaşmak değil. Tabii. Heyecanla bekliyoruz arkadaşlar. Bundan sonra yaz mevsimi Yükselme Ligi finalleri var. Oradan da dün de söylediğimiz gibi, bugün de söylüyorum. 4 takım TBF yoluna gidecek, yolcusu olacak. Aynı zamanda Şampiyonluk Ligi'nden de yine takımlarımız TBF'de yollarını devam edecekler. Şimdi oyunumuza yavaş yavaş geçeceğiz. Küçük bir duraklatma var. Senaryolarımızı çizdik. Oyuncular hakkında küçük küçük bilgiler aktarmaya çalıştık sizlere. Kompozisyonları artık biliyorsunuz. Bakalım bu maçı Wildfire mi kazanacak, AVH mi kazanacak? Kıyasaya bir mücadele olacağı kesin. Gerçekten güzel bir maç bizleri bekliyor. Bu maçın sonucu da Wildfire için oldukça önemli. Kader maçı için diyebiliriz evet, yani. Aynen. Yani en azından tekrar belirtelim. Üçüncülük için BPI ile tiebreaker yapabilirler. Şimdi göreceğiz. Maçımız başlıyor. Wildfire'da şu an ekranlarımızda. Bakalım nasıl bir başlangıç yapacaklar. Açıkçası Blitzcrank'in performansını çok merak ediyorum. Aynı zamanda Pakumi'nin de performansını çok merak ediyorum. Çünkü gerçekten eğer Blitzcrank'i Blitzcrank olarak kullanamazsanız çok bir anlamı kalmıyor. O yüzden bu arada evet orada bir organizasyon var.
Orada bir kan dökülecek. Orada bir kan dökülecek. Blitzcrank oraya doğru yanaşıyor. Şimdi içeriye girdi. Blitzcrank yakaladılar. Blitzcrank roket golü kullanamadı. Oradan çıkabilecek mi? Hayır. Shivan orada yakını aldı. Devamında Riven Shivan'ı almayı başardı. Lonsep zor durumda. Sırça geldi orada. Lonsep'i almayı başardılar. Yoksa ilk dakikalarda katliam mı izleyeceğiz? Şimdi Pakum'un üzerine büyük bir hasar var. Devamında Heroes alabilecekler mi? Heroes oradan çıkabilecek mi? Hayır. Orada ilgilenmiyorlar. Şimdi ölüm cezası geldi. Ölüm cezası geldi. Neler oluyor? Jarvan 2'de 2 yaptı. Katliam mı geliyor? Katliam gerçekten yani inanılmaz bir başlangıç oldu gerçekten. 5 skor aldı ya. 5 skor aldı ve bu bir rekor arkadaşlar. 1.26'da 5 asist yapan bir LeBlanc var. Yani gerçekten bu bir rekor. Şu ana kadar Şampiyonluk Ligi'ndeki 1.5 dakikada 5 asist yapan tek oyuncu, bir destek değil, o bir LeBlanc ve orta koridor oyuncusu. Gerçekten oradaki savaşta herkese bir kere dokunmuş. Herkese bir faydası olmuş yani. Ama kendisine faydası olmamış. Şu aşamada Doran'ın yüzüğü ve hemen bir peri tılsımı. Yani Blitzcrank'in orada öyle paldır küldür girmesinden ziyade kolunu atıp mavi çekseydi biraz daha sanki fazla işe yarardı orada, ama Blitzcrank öyle bir dolaştı ki, bir de çalıya direkt kafa atmadı. Çalının etrafından dolaşarak kafa attı. Evet yani, direkt çalıya direkt atsa girmedi. Belki hani bir şeyler olacaktı ama dolaşa dolaşa kafa attı yani. Birazcık böyle sindire sindire. O ölüm cezası geldi. Devamlı orada yavaşlatacak. Blitzcrank'ten roket kol geldi. Şimdi çok zor durumda. Helios'uz oradan çıktı. Çıktı. Evet. Oradan çıkmayı başardı ama gerçekten bir gıdım canla çıkmayı başardı. Yani nasıl Leti bir hızlı maç ya bu? Bir skor daha izleyebilirdik az önce. Evet, bu sırada Profit'e de dans ediyor aşağıda. Şimdi 1 milyon kesmiş Caitlyn. Olmadı. AV'ye birazcık kötü başladı. AV'ye oldukça kötü başladı. Maçın evet. Şu anda 3. dakikası ve Wildfire 6 skora ulaşmış durumda. AVH'nin tarafına baktığımızda sadece 1 skor görüyoruz ve altın farkı şu an 2.2 açılmış durumda. Yani Wildfire'nin oyun başında inanılmaz bir üstünlüğü var şu an için. Yalnız Jarvan üst koridorda oynuyor. Oo, bu arada oraya bir 40 kanatlarla beraber şimdi Koza gelecek mi? Şimdi Elis kovalayacak. Kırmızı güçlendirmesi var. Çok da yeltenmedi orada. Riven'ın da canının seviyesi bir hali düşmüş. Yani mantıklı bir tercih yaptılar. Oyunun başında Riven'ın gerçekten Shivan'a karşı şansı çok çok yüksek. Ama Jarvan biraz daha ileriden dürtebildiği için bunu avantaja çevirebilir. Şimdi Jarvan orada duruyor ama çok fazla orada dolaşmaması gerekiyor. Çünkü bir totemi yok, görüşü yok ve canı çok az. Artık Teyakodes çok yakında. Aynen. Yani şunu diyecektim. Eğer Shivan'a Riven'ın karşısına geçseydi işi çok çok zordu. Ve mantıklı bir tercihle Jarvan... Teyakodes'in elinde görmeye alışık olduğumuz Jarvan şu an Tadri'nin elinde ve Riven'a karşı en azından dürtmek... Ooo, orada roketler gelmedi. Devam gelmedi. Bu arada Elise ortaya yanaşıyor. Baskın yapılması oldukça zor bir şampiyon olan Elvint'i tercih etti. O da henüz 4. seviye. Alt koridorda sıkıntı devam ediyor. Misfortune ve Thresh ikilisi şu an için oyunlarını gayet rahat bir şekilde ilerletebiliyorlar. Ama her ne kadar geriye düşse de Caitlyn bu. Mesafesini koruyarak bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Ancak şu an 16-17 milyonluk bir fark var. Evet. Şu dakikalarda çok çok önemli. Bir de 3-0 yani. Evet. 3-0-3. Yani şu an Misfortune cebinde ne kadar? Evet, 1000 altın var. 3 skor almış. 3 de asisti var. Toplamda 2500 altın toplamış. Yani çok çok iyi bir rakam. Yani diğer arkadaşlarına baktığınız zaman hani neredeyse iki katı bazı oyuncularla aralarında fark var. Evet. İki tane Doran'ın kılıcı. O devamında bu koridorunda dönmeyi çok düşünmeyecektir bence. Eğer bir 1600 altın kazanırsa onu bir AMK kılıcına çevirecektir. Şimdi alt koridordaki agresifliklerine devam etmeye çalışıyorlar. Bu arada Elise de ortada. Birazcık Jayce'in yokluğunda koridorunu korumaya çalıştı. O da 20 milyon kesmiş şu ana kadar. Henüz tin taşını almamış. Üstüne henüz dönmemiş. İksirliyle beraber hala ormandaki yolculuğuna devam ediyor. 31 milyona 17 milyonluk bir fark açmış. Tadrin üst koridorda oldukça agresif. Ve bakar mısın, yani o Riven'ın o kırık kanatlarından, sersemletme etkilerinden bir şekilde kurtulabiliyor ve dürtebiliyor.
Evet, Ribbon şu anda tamamen kule altı bir oyun sergiliyor Jarvan'a karşı. Evet. Ve normalde yani, çok daha baskın olmasını bekleyebilirdik yani. Ya oyunun erken dakikalarında gerçekten Riven çok çok güçlü ve ooo orada şimdi bu sefer Rocket'e çok güzel geldi. Şimdi kuleden de 1-2 hasar yiyecek orada. Letilim, ama Letilim çok güçlü şu an. Çok güçlü. Yani bakar mısın, ikisine birden cevap veriyor ya. Dönüp ona vuruyor, öbürü dönüp ona vuruyor. Nasıl? Oo bu arada ölüm cezası geldi oraya. Oo şimdi orada Rocket Air çok güzel geldi. Şifa ile oradan çıkmaya çalışıyor. Döndü şöyle bir vurmaya çalıştı. Thresh zor durumda ama giderken Miss Fortune. Çok güzel bir hareket geldi. Çok güzel bir kullandı Miss Fortune gerçekten. Bu arada Teokules yakalandı orada. İşi zor. Kırık kanatlar geldi. Şimdi devamlı kipi atlamasını da yaptı. Sersem Lekme ile beraber orada skor alındı. Tutuştur da bırakmıştı ama Jace. Jace geldi. Neler oluyor? Neler oluyor? Şimdi Jace orada Miss Fortune cezalandıracak. Tutuştur da var. 2'de 2 yaptı. Profit'i de orada izledi. Ve Lonsept orta koridoru bırakıp aşağı gelip ödülünü almayı başardı. Gerçekten güzel bir performans. Bunu genellikle Elvind'den görürüz. Duikasi şampiyonlarla, mesafe kat edebilen şampiyonlarla bunu yapar. Ki elinde de Deblanc var. Evet. Ama bu sefer Jace'den gördük bu hareketi. Jace'in üzerinde 1200 altın var şu an için. Ve 2 skoru var. Tanrıça'nın gözyaşlarını almış. O da mana verene çevirecektir ilk dakikalarda. Çünkü ne kadar erken alırsa mana verene o kadar iyi olacaktır. Orada bir yemleme söz konusu. Leblanc oraya geldi. Şimdi bir şok patlaması. Örümcek ısırı intihar örümceğini de gönderdi şöyle ama o örümcek minyonlara intihar etti ve Leblanc'ı etkilemedi. Yalnız çok hızlı bir oyun. 7,5 dakika oldu. 4'e 11 skor var yani. Evet. Gayet iyi. Yalnız Jace birazcık zorlanıyor. Leblanc'a karşı. Zorlanması da normal şu aşamada. Yani 5 asist yapmış bu Leblanc'a. Evet, öncelikle yani. Asistlerden aldı tabii ki puanları var. Dolayısıyla eşya alımında zaten Jace'e göre çok büyük bir avantaj sağlamış durumda Leblanc. Tabii şimdi dengeledi hırpalayan gelince. Evet, hırpalayan gelince dengeledi. Ancak bir yandan da Leblanc'ın suçturu biliyorsun. Orta koridorun en büyük kabuslarından bir tanesi. Bir de tabii üzerinde... Şimdi yalnız Jarvan çok fazla hasar veriyor. Sancak kombosu geldi. Şimdi de devamında afetini açtı ve orada Tal'den için alınması çok kolay bir skor çok oldu. Çok kolay oldu. Yani ama hasarı çok çok yani. Yüksek abi. Üzerindeki bakar mısın? Yani kılıç kuşanmış gelmiş ya. Vallahi her yeri kılıç olmuş. Şimdi ohoho. Fakümü oradan bir sincap çekti. Yan tarafta sakinler birazcık şikayet etmiş olsa gerek. Uğursuz korulara kadar gitmiştir o kol yani muhtemelen. O kol uğursuz korulara kadar. Ama Shyvana şu an tabii Ateş Burgacı'nın da vermiş olduğu hareket hızıyla beraber hem kamplarını hızlı temizliyor hem de hareket hızı arttığı için de rakibin kamplarına musallat olabiliyor. Şu ana kadar da Teokules iyi performans gösteriyor diyebiliriz. Bir skoru var, iki asisti var. Ve oyunun başında aldığı bir skor ve iki asist tabii ki bu. Ve onun devamında da minyon konusunda da Elise'in önüne geçmiş durumda. Yavaş yavaş çok daha efektif baskınlar düzenleyebilir ama şu süreçte aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani minyon farkına bak bir kere. Yani Helios'un elinde şu anda 48 minyon varken o arada Jace olmadı. Jace çok büyük hasar aldı ve düştü. İşte aşağı baktığımız zaman Caitlyn'in elinde 52 minyon var ve Lethalia'nın elinde 83 minyon var şu anda. Biçtiği 84 oldu. Büyük bir fark Caitlyn için. Caitlyn yani her koridor öyle abi. Bakar mısın bak. Evet. Bu arada bir duraklama geldi şu an için. Bu ekranın üzerinden birazcık konuşabiliriz. 85 milyona 52 milyonluk bir üstünlük var. 84'e 52, 62'ye 40. Yani her koridorda 20-30 milyon. Yani ormanda bile 20-30 milyonluk bir fark var. Aynen öyle. Yaklaşık 20 milyonluk bir fark var. Ve her koridorda şu an için Wildfire takımı minyon konusunda öne geçmiş durumda. Ve gerçekten üst koridora yardım gerekiyor acilen. Acilen alt koridora yardım gerekiyor. Jace bir şekilde toparlar. Hırpalayan'la beraber geldi. Bir şeyler yapmaya çalışabilir ama hani Leblanc'ın üzerinde de maceracının pozu bende var. Yani o da en azından birazcık daha dayanıklı olmasını, fiziksel hasar veren Jace'e karşı dayanıklı olmasını sağlayacaktır zırh bakımında. Devamında gelecek bir Zonya'da oldukça işine yarayacak. Şu süreçte alt koridorda Profit'in kendisini
bir an önce toparlaması gerekiyor. Gerçekten bir an önce toparlaması gerekiyor. Çünkü bu şekilde Heliosis'in de koridordaki ilerlemesini ve güçlenmesini tehlikeye atar bir durumu var şu an için. Yani çok da bir şey yapamıyor. Çünkü hani Miss Fortune o kadar iyi başladı ki oyuna. Evet. Yani bir mavi güçlendirme için şu an maç epey bir kırıldı. Yani Miss Fortune 2-0'la başladı. AMK kılıcını gitti aldı geldi. Üzerine baktığımız zaman uzun kılıcı var. İki tane de Doran'ın kılıcı var ve Litin'in en büyük özelliklerinden biri de Holy Phoenix gibi çok agresif olması. Evet. Yani koridorunu kazanmak için, rakibin minyon kesememesi için her şeyi yapıyor. Hani sık sık da karşısında oynadığım için gerçekten çok çok zorlanıyordum. Yani ne zaman yanaşmaya çalışsanız sen bir ötede dur, bu minyonlar benim diyor ve agresif oyunlarını kullanıyor. Hele bir kere karşısında geriye düşerseniz toparlanması çok çok zor. O yüzden şu anda da yine maça devam bunu ediyoruz. Kullanıyor. Duraklatmamız sona erdi. Şimdi de alt koridorda Latinum ve Tales ikilisi dürtmeye devam ediyor. Kuleye vurmaya devam ediyor. Şimdi orada bir roket eli geldi ama devamında olmadı. Ölüm cezası geldi. Devamı gelecek mi? Ultiyi açtı. Üzerinde büyük bir hata var. Orada Sıçra ile beraber ultisini kullandı. Miss Fortune arkasında devam ediyor. Şimdi tutuşturdu vardı üzerinde ama bu yeterli olmadı. Caitlyn o kuleyi savunamayacak sanırım. Orada o kuleyi alacaklar. Şimdi evet, alt kule. Alt kule. Lethilion ve Tyrese tarafından birazdan düşürülecek. Mavi takım kulesi yerleşti. Ve AWH kulesi kaybolacak. Ben küçük bir minyon olsaydım, dev bir kuleyi düşürseydim acayip sevinirdim ya. Bunu şimdi mi düşündün? Yani oradaki minyonu düşündün de şimdi düşünsene abi, dev bir kuleyi düşürüyorsun. Böyle pıta diye atıyorsun, böyle düşüyor. Jinx gibi heyecanlanıp koşarak uzaklaşıyormuş oradan. Bazen o kadar enteresan şeyler düşünüyorsun ki ben bile ne tepki vereceğim. Hayır abi, kendimi bir an minyon gibi hissettim. Dedim ki ben olsam oradan koşarak uzaklaşırdım, ejderhaya falan girerdim yani. Gaza girip. Peki. tamam uzatmayayım, tamam. Ben bir minyon değilim arkadaşlar. Şimdi Lonsept orta koridorda Elvin'i darlamaya çalışıyor ama ne zaman gelse Elvin sürekli agresif. Şimdi üst koridorda da kayıplar devam ediyor. Shyvana'nın kırık kanatları gerçekten kırıldı sanırım. Oo, Shyvana geldi oraya. Shyvana orada uçarak aldı. Shyvana havada avladı resmen. Bu da bir Teokoles klasiği yalnız. Evet. Yani onu zaten Jarvan alacaktı ama Teokoles birazcık uçmak istedi sanırım. Orada Lonsept çok yakışıklı bir dönüş yapıyor. Litinin orada durdu. Çok tatlı gerçekten. Vurayım mı acaba ya falan dedi böyle. Neyse hadi vurayım dedi. Orada onu aldılar. Şu an için Wildfire takımın büyük bir üstünlüğü ele geçirmiş durumda. Wildfire'in şu anda evet, orta koridorda inanılmaz bir baskısı var. Zaten orta kule düşmek üzere. AWH'nin çok çabuk toparlanıp orta koridora müdahale etmesi gerekiyor. Bu arada Caitlyn aşağıda minyon biçmeye devam ediyor. Aradaki farkı kapatmaya çalışıyor bir şekilde. O fark biraz zor kapanacak. Evet. Prophecy şu anda Reptilian ve Tyrese'in karşısında tek başına iken. Ooo, tek bir minyona yetişti. Güzel bir ulti. Gerçekten çok çok güzel bir rocket call geldi. Bir kozaya gelecek mi şu anda Tyrese'in üstüne? Evet, sonunda Miss Fortune almayı cezalandırmayı başardı ama Jarvan geldi oraya. Şimdi Tyrese'den çok güzel bir sıçra ama değmedi. Ama tabii değdi. Niye değmesin? Elizde çünkü sıçra atmak zorunda kaldı. Tyrese'yi almak için, bir destek şampiyonunu almak için Tyrese'i orada sıçrasını kullanmak zorunda kaldı. Roketer geldi. Jarvan niye çektim ben zaten gelecektim oraya dedi. Ama Profiti de kaldı skor, evet. Gerçekten orada roketini zamanında kullandı. Bu arada Teokoles'e rakibin kırmızı güçlendirmesini çalıyor. Diğer yandan AWH'nin artık yavaş yavaş toplanıp arenaya dönmesi gerekiyor. Şu anda altında da çok büyük bir fark var. Yani 7000'lik bir fark var. Evet, 13. dakikada 7000'lik fark. Bilmiyorum, AWH'nin işi çok zor görünüyor şu noktada. Yani minyon konusunda çok fazla geriye düştüler. Eliz baskın yapmak konusunda birazcık sıkıntı yaşadı. O evet, yüzden de şu süreçte gerçekten durdurulamayan bir Lethilin var. Aynı şekilde durdurulamayan bir Tadrin var. Ki Tadrin hani tank değilim ben. Tamamen
Oo, büyük bir hasar var orada. Gurkaç ile geri döndü. Zaten yani, yarı canı gitti bu arada. Aynen. Jarvan'a baktığımızda bir Tiamat var. Ve bir de hırpalayan almış. Yani şu an için tamamen agresif ve muazzam hasarlar verebilecek bir potansiyelde. Zaten Talir'den oyunun başından bu yana Jarvan'dan beklemeyeceğimiz kadar yüksek bir hasar görüyoruz. Yani orada evet. Erlin gerçekten bir varmış bir yok. Çok hızlı bir ölüm oldu yani. Yani hani şu anda. LeBlanc'ın olduğu yerde bunlar normal. Evet. Ejderha da bu arada Wildfire takımına gitti. Evet şimdi o Roketel geldi oraya. Shivana'yı çekmeye çalıştılar ama olmadı. Orada bir görüş totemi var. Orada kimin olduğunu görmüyor. O ölüm cezası gelecek. Ölüm cezası gelir gelmez sırtçasına attı Profit'i ama olmadı. Bakalım. Kafayıyla kurtuldu. Evet orada kurtuldu ama neler yapıyor? Neler yapıyor orada Elvin? Elvin oradan çıkabilecek mi? Mavi takımın kulesi. Çok güzel bir hamle ama orada Blitzcrank'i alamadı. Şimdi Shivana orada ejder kadın geldi. Olay yerinde. Jayce'i kesmeyi başardılar. Miss Fortune'u altta etli üstlüye karışmadan kule almaya devam ediyor. 15. dakikadayız. İnhibitor kulesine dayanmış durumda. Wildfire takımı gerçekten muazzam bir performans ve galibiyetin ne kadar çok istediklerini gösteren bir performans. Şimdi Miss Fortune alt koridorundan ittirmeye devam ediyor. 15 dakikada 147 milyon kesmiş. 6 da skor sıkıştırmış bir Miss Fortune ekip var. Miss Fortune var daha doğrusu. Orada bir skor almayı başardı. Şu anki muazzam hasarlar veriyor arkadan. Ulti geldi. Örümcek sıçrayışıyla hayata tutundu orada Heroes ve şimdi inhibitor kulesini dövmeye başladı. Wildfire takımı yani 16. dakikada inhibitor kulesine doğru giriyorlar. Ve şimdi inhibitörü döverken burada da Pakumi neler yapıyor? Pakumi orada bir arka kapı backdoor yapıyor. Şimdi Baron'a en uzak inhibitörde alındı. Şimdi oradan bakalım gidecekler mi? Şimdi Thresh orada birazcık zor durumda. Derisini 100 geldi. Oradan çıkamayacak. Skor kime gidecek? Caitlyn'e gitti ve orada LeBlanc geldi. Jayce özel olarak ilgilendi. Skoru aldı ve gitti. Şimdi Letty'nin manası yok ama yine de oldukça fazla inanmış durumda. Tabii otomatik Shivana saldırıları da Letty'nin şu anda en az yetenek atışları kadar hasar verdiği için Letty'nin şu noktadan sonra manaya çok fazla ihtiyacı olacağını sanmıyorum. En azından manası artış gösterene kadar. Oho. Derken Elrond de orada Elise. Aa burada düşürdü. Ne varmış deyip kesiyor ya yemin ederim. Burada yol üstünden topluyor şu anda gerçekten. Vallahi. Burada bu varmış hop alayım hadi. Theokoles de şu anda üst koridorda üstüne geri dönüyor. Blitzcrank'ten Blitzcrank bozulmuş mu? Blitz eliniyor şu an yani. Dedim mekanikleri bozulmuş. Böyle ala 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 yapıyordu. Tamam bir şey olmamış Blitzcrank'e normalmiş. Devam ediyoruz şimdi. Ne yapıyor abi Erend? Allah Allah. Minyon kesiyor gibi ya. Şimdi Erend aşağıdan aile kitirme yapıyor. Tabii üzerinde bir Morale Monikon var. Elvin'in şu noktadan sonra durdurulabilir olduğunu çok zannetmiyorum. Çok fazla Elvin'le karşı durabilecek zırh yok şampiyonlarda. Pakumi. Çok güzel orada koşu yoluna hemen sersem etmek için şimdi kırık kanatlarını kullanacak. Şimdi devamında bakalım oradan çıkabilecek mi? Manası da çok az Elvin'in. Ooo sıçra geldi. Sıçra ile beraber yok etti orada resmen. Elvin beni tamamen haksız çıkardı şu an bu ve dediğin üzerine yaşayarak. Yani dediğin evet, üzerine. Evet yani saniyesinde beni haksız çıkarmak yap. Çok hoş olmadı ama. Ooo şimdi Jarvan geldi oraya. Bu sefer oradan çıkması birazcık zor mu? Üzerine tutuştur var ne dersek aksi oluyor arkadaş. Ooo bayrağı kafasına dikti ya. Vallahi. Demacia sancağını. Çok güzel gerçekten. Orada Demacia sancağını dikti. Nokta atışı yaptı gerçekten. Aynen. Yani tam bir kral abi. Hani bayrağını diktiği yerde hüküm sürüyor. Bak ve bu güzel oldu. Güzel laf bunu yazalım. Bunu yaz. Bunu bayrağını yazalım. Diktiği yerde hüküm süren Jarvan. 2014 Armina diyoruz ve şimdi Shivana da güldü bak. Demek ki iyiydi. Şimdi Jarvan geliyor oraya ama orada geliş Nekoza'yı yedi. Şimdi inhibitor kulesi bir kez daha kuşatılıyor. Oradan Tyrese'yi çekti. Tyrese'yi çekmek çok da iyi bir seçim değil. Profit'i
Kimin devamında ölüm cezası var. 18. dakika inhibitör, ikinci inhibitörü açıyor Wildfire takımı. 23-9. Altın skorda önde. Altında ise 14.000'e yaklaşıyor. Yavaş yavaş altın farkı da gayet açılmış durumda. Şimdi LeBlanc orada bir tuzağa yakalandı. Akın akın geliyor. Milyonlar. Evet. Wildfire üstünde baronun da güçlendirmesi olduğu için çığ gibi geliyorlar şu anda. Bir misfortune ultisi geldi ama kimse düşmedi şu an. İlk ilmekçi kulesi düştü. Ooo Jarvan ne yaptı? 4-4. Jarvan ne yaptı? 3-3. 3-3 yaptı. İnanılmaz ya. İnanılmaz bir hasar. Devamında Blitzcrank'le düşüyor. Ve artık Wildfire için galibiyet zamanı. Evet. 4-4 yaptı. 3-3 yaptı ve 4-4'ü benle birlikte. Ne kadar resmi olmasa da Jarvan Saldrin oyunun başındaki üstünlüğünü oyunun sonuna da taşımayı başardı. Gerçekten müthiş bir performans. Wildfire ekibinden yani galibiyeti